Hatayspor'daki Akintola alınmaz mı? Oyuncu kiralık sezon sonu kendi takımıyla anlaşıp alsak. İşte genç sayılır. İyi bir kanat oyuncusu olarak kullanılmaz mı? Lobjanidze'ye ne dersiniz? Ben Akintola'yı izledim. Bazı soru işaretlerim var. Şahsım adına söyleyeyim. Hani madem böyle oyuncu bazlı bir sohbete döndürelim Yunus gelene kadar. Lobjanidze'ye ne dersiniz? Nasıl olur sizce? O Ankara gücündeki Gürcü çocuk. Söylediğin oyuncu, bu arada Lovzenizli'nin son dönemdeki performansına ben de hayranlıkla izliyorum. Muhtemelen sezon sonuna kadar da bu ivmeyi koruyacaktır. Ön alana iyi bir sağ kanat oyuncusu alabilseydik, Bakasetas'la birlikte ya da Berat'la birlikte o transferlerle bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Bütün bu eksikleri yine görürdük belki ama çözümü çok daha hızlı olurdu. Hem oyuncu adedi anlamında hem kadro derinliği anlamında daha fazla oyuncumuz olurdu. Geride daha oturmuş bir takımla savunmayı bu kadar iyi hale getirmişken daha çabuk ileride ofansa daha fazla vakit ayırabilirdik. Yani bu problemleri aşmak için önümüzde artık 8-10 maçlık bir süreç var. Mevcut oyuncularla aşabileceğimiz kadar aşacağız. Aşamazsak da zaten şimdiden çalışmalar başladı. Yeni oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte ön alanda bu seneye oranla çok çok daha iyi bir Trabzonspor'u izleyeceğimizi düşünüyorum. Taraftar sormuş. Ligde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek çok sayıda oyuncu var. Kolker, Alparslan, Lines, Ömer Faruk Beyaz, Emre Akbaba. Buna Dorukhan da sorulduğu için Dorukhan'ı da ekleyebiliriz. Bu oyuncular kadroda düşünülmez mi? Açıkçası ben buradaki tüm oyuncuları isterim yani. Şunu istemem diyeceğim. Bir de Ben de yani Alparslan da hepsini en dahil olmak üzere azından bu arada. Alparslan'ı da ben beğeniyorum. Hepsini isterim yani. Gözüm kapalı. Ama tabii hepsi olmaz. Senin yorumun nedir abi? yani ben açık söyleyeyim Kolker'ı isterim. Abi direkt ya. Yani Linnes'i de Trabzonspor hani açıkçası ilk geldiği andan beri Galatasaray'a ben neden olmasın dediğim bir oyuncuydu. Hem iyi bir sağ bek, iyi bir profesyonel. Hadi bizim gibi takımlar böyle alırken hem nalına hem mıhına alır ya Yunus. Sol bek de oynuyor yerine göre. Böyle Tabii şeylere ki. biz çok şey yapıyoruz. Ama bilmiyorum ya belki Galatasaray onunla yine sözleşme uzatabilir. Durumu ne olur bilmiyorum. Ömer Faruk henüz profesyonel hayatta göremedik. Ben izlemedim. Nasıl bir oyuncu olduğunu da bilmiyorum. Onu canlı izleyenler, 90 dakika izleyenler varsa izleyenler arasında bir yorum yapsın. Bir şey yapalım. Emre Akbaba, Dorukhan. Dorukhan bayağı bir düşüşte. Bir ara Trabzonspor istiyordu onu. Beşiktaş'a gitmeden önce de. Emre Akbaba da mental olarak düşüşte. Kaliteli oyuncular ikisi de. Ama mesela bize bu saatten sonra biraz daha net oyuncu lazım diye düşünüyorum ben. Zaten bir iskeletimiz var. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Rotasyon önce acil ihtiyaçlar kapanacak, kapanmalı. Ondan sonra alınacak sürpriz yapması beklenen, gerekirse rotasyondan katkı verecek, gerekirse 11'i zorlayacak veya formayı alacak oyuncu transferlerinin en sona kalması gerektiğini düşünüyorum. Kolker onlardan biri değil. Çok şükür stopere ihtiyacımız yok ama olur da Edgar falan giderse. Rica etsem bir iki maçını izleyip canlı yayında anlatabilirsin ama sen zaten onu biliyorsun tahmin. Daha önce de izlemiştim. Son performansını bilmiyorum ama bizim ihtiyacımıza cevap verecek bir oyuncu değil. Hele hele çok dengesiz bir sertliği var. Ne haber müdür kardeşim? Bizim formamızı giyen oyunculara o sertlikte bir oyuncuya çok müsamaha gösterilmez. Bence bizim ihtiyacımıza cevap verecek bir oyuncu olmaz o. Abi Belhan da nasıl olur? Bu ayrı bir şey olarak soracağım da. Kendisi çok ciddi paralar kazanıyor ama yani. Ya öyle de bir de Trabzonspor onun o savrukluğunu kaldıramaz Yunus. Yani o Galatasaray forması giydiği için gereğinden fazla korunuyordu. Bunu isteyen reddedebilir ama örnekleyebiliriz defalarca. Çok dengesiz bir oyuncu. Fatih Terim bile kontrol edemiyordu yani adamı. Ha, ona rağmen sahip çıkıyordu. Bizde Galatasaray'da diyelim 10 maçta bir kırmızı kart görüyorsa bizde 3'e 4'e çıkabilir o sayı. Edin Visse konusunu ben bir daha bir özetleyeyim istersen. Ondan sonra sana soracağım ki sen zaten benimle bu noktada aynı fikirdesin. Edin Visse'nin transfer edilmesi durumunda önemli bir katkı yapacağını ve fark yaratacağını düşünüyorsun. Aynı noktadayız. Yanılmıyorum değil mi abi? Doğru. Şimdi Edin Visse Başakşehir kulübünde yani şu an itibariyle mutsuz demiyorum ama bir misyon tamamladığını ve farklı bir heyecan yaşaması gerektiğini düşünüyor.
Ama Başakşehir Kulübü şu anda ciddi sıkıntılarla boğuştuğu için orada sorun çıkaran kişi olmak istemiyor Edin Visca, ki bunu zaten yapmaz. Çok farklı karakterli bir oyuncu ve 9 yıldır bir takımın formasını giyiyor ve orada simgeleşmiş bir isimden bahsediyoruz. Ama diğer noktada Abdullah Avcı ile de çok farklı bir ilişkisi var Edin Visca'nın. Onun Türkiye kariyerinin başlangıcından belli gelişimin her noktasında Abdullah Avcı'nın imzası var desek yanılmış olmayız aslında. Şimdi Edin Visca ile ilgili olarak Trabzonspor bir hamle yaptı. Bu resmi bir girişim değil. Başakşehir Kulübü, bekleyin, şu an sıkıntılar yaşıyoruz, biraz zaman geçsin sonra konuşalım dedi. Visca da açıkçası buraya gelmeyi çok fazlasıyla istiyor. Şimdi işin bu haber boyutu. Ama sen olası bir Visca transferi gerçekleşirse Abdullah Avcı'nın bütün oyun planını ona göre şekillendireceğini düşünüyor musun? Visca ne katar Trabzonspor'a? Onun etrafında şekillenecek bir oyun planı çok yok. Bizim zaten öyle bir eksiğimiz var Yunus. Yani aslında bir oyun planımız iyi kötü şekilleniyor. Tamamen var diyemem. Vişka gibi bir eksiğimiz var. Bu kadroda kim baksa bunu görür. Trabzonspor'a bir sağ kanat lazım diye. Şu anda bile yani takımda bizim Vişka vari bir oyuncumuz olsa adı Vişne olsun. Örnek veriyorum. Takımdaki verim çarpı 2'ye çıkar direkt. Şu kadroyla bile ağır aksak, kör topal hücum ediyoruz ama yine de sonuca gidiyoruz. Önemli maçta 12 önemli maçımız hariç. Vişka ayarında bir oyuncu bu takımda direkt olarak sence ne yapacağı belli değil mi? Mesela sen Çok net baktığında. ya. Çok net abi. Dolayısıyla hani böyle çok ona göre uyarlanacak bir taktik. Vişka artık türü azalan klasik kanat oyuncuları. Düz ayaklı, sağ ayaklı, sağ kanatta oynayan, savunmada yardımı da olan, iyi şut çeken, ceza sahasına sokulan, iyi ortaları olan, çabuk bir oyuncu, istikrarlı da bir oyuncu. Dolayısıyla bizim takımımızda zaten bir lastik eksik, ön sağ tekerimiz eksik. Direkt onu takacağız yani. Yatara'dan sonra alacağımız en net sağ bek olabilir mi abi? O aradan, o geçiş döneminde. İz bırakacak bir oyuncu olur. Yani Evet. Vişka tartışılabilir başka sebeplerle ama şu an ligin o pozisyonda en iyi 2-3 isminden biri. Bu kadar Abi istikrarlı olanı yok. Yattara'dan 2-3 kat daha istikrarlı bu adam. Kabul edelim yani. Yetenek olarak fark etse de. Yücel Konukçu sormuş. Adem Bey, sizce kaç transfer gerekli, hangi mevkilere? Beraber gidelim. Kalecinin kalmadığını varsayarsak Kalmayacak abi, yani çok zor yani ya. belki onu bence bir kaleci alınır kalmazsa. O kesin. Sol bek. Sağ bek. Hüseyin'i kalırsa Hüseyin Türkmen de kalırsa belki tepki gelecek ama ben stoper almam mevcut hattımıza ekstradan. Belki zaten Atakan var yanılmıyorsam genç. İzlemedim ama çok Doğru. övüyorlar. Ben izlemedim. Aslında bir de Ahmet Can Kaplan var abi. İşte göreceğiz hepsini Yunus. Ben sahaya çıkana kadar hiçbiri yok benim için. Anladım. Önce çıkacak ben varım onlar diyecek yani. Orta sahada baka. Oraya bir kere bir altı kesin lazım. Kesinlikle lazım. Çabuk, dinamik. Onazi tipinde ya da güncel isimlerden vermek gerekirse örnek Azubuke tipinde bir oyuncu orada iş görebilir. Oraya alternatif oyuncu da lazım olacak diye düşünüyorum. Vakayeme giderse sola oyuncu, sağ kanat kesin almamız gerekiyor yine. Bir tane normal standart bir santrafor forvet, bir tane ikinci forvet gibi de oynayabilen, kanat niteliklerine sahip, adamı eksiltebilen, hem on numara gibi hem kanat gibi forvet böyle kırık forvet tipinde bir oyuncu lazım. Yani nereden baksanız 7-8 tane oyuncu lazım bize. Abi şimdi bunu da sormam gerekiyor. Yusuf Salabi, Sabali, Ben Sabali. şöyle söyleyeyim Yunus direkt. Senegal milli takımının genel kaptanı Lamine Diop da Beşiktaş'ın eski stoperi. Onunla görüştü. Benim bir arkadaşım. Serdar diye bir arkadaşım var sağ olsun. O onunla görüştü. Bize Sabali ile ilgili bir video çekecek. Senin sorularını Hadi inşallah. cevaplayacağı bir video çekecek. Sabali'yi ondan dinleyeceğiz. Nasıl bir oyuncudur, ne yapar, ne eder. Hani milli takımdan da oyuncuyu tanıyor. Hem Türkiye Ligi'ni de bilen, Fransa Ligi'ni de bilen bir oyuncu. Daha verimli olur diye düşünüyorum. Renkli de olur. Mükemmel olur. Mükemmel olur abi.
Altın Ordu'nun forvetini takip etme şansın oldu mu abi? Oldu ama o, yani şöyle söyleyeyim, biraz içeriden bir bilgi gibi vereyim. O Avrupa'ya gidecek büyük ihtimalle. 7-8 oyuncudan bahsediliyor Adem abi. Bu sayıda transferiyle seneye bir de Abdullah Avcı'nın oyun planını oturtması için kaç maç bekleyeceğiz? Bu çok fazla transfer değil mi diye bir soru var. Değil. Bu sezon Beşiktaş kaç oyuncu kattı kadrosuna yeni? Düşünün beyler. Sörloth'un geldiği o ilk zaman. Kalite hemen bir şekilde sahaya yayılıyor. Ve Sörloth'un bizzat oyuncunun kendi açıklamasını hatırlayın. Türkiye Ligi'nde taktik yoktu. Hani bu şekilde oyun oynamıyorduk. Bizde pozisyonlar kaliteli oyuncular tarafından işgal edilirse oyunun içine çok değil. Muadillerinin %25'i, %30'u kadar taktik katın. O uyum sorununu direkt aşıyorsunuz zaten.